Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Trabzonspor takımının Galatasaray'la oynayacağı maç öncesinde son dakika sıcak gelişmeler var. Bunları konuşacağız. Trabzonspor takımının transfer gelişmeleri var ve Süper Lig'deki gündemi değerlendireceğim. Bütün bunlara gelmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı da beğenmenizi istiyorum. Biliyorsunuz 500 TL'lik bir hediye çekilişimiz var. Bu çekilişimizi Galatasaray maçından sonra çekeceğim ilk videoda. Bununla alakalı neler yapmanız gerekiyor? Katılım şartlarını sizlere söyleyeceğim dostlarım. Ve bu videoyu izleyen bütün Trabzonlu arkadaşlarımızdan kanalımıza abone olmanızı istiyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Öncelikle biliyorsunuz geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe Başakşehir maçındaki hakemin skandal kararları vardı. Bu çok fazla gündem oluşturdu. Özellikle Rafael'in atılması çok fazla gündem oldu. O arkasından o konuca atıldı, İrfan Can atıldı derken maçın seyri değişti ve maç 4-1 bitti. Başakşehir takımı gerçekten bu maçta ciddi anlamda etkilendi. Beni Hiçbir takımı ilgilendirmiyor Trabzonspor takımından başka. Ama ben bunu gündemime aldım. Neden? Rıdvan Dilmen bir açıklama yaptı. Rıdvan Hoca'nın açıklamasını izledikten sonra bunu da gündeme alma kararı verdim. Rıdvan Hoca'nın dediği Rafael bir maç oynamasa ne olur? Bir. İkincisi e, disiplin kurulunun ne oldu da hemen olan üstü toplantıya gitti. Üçüncüsü de federasyonda Nihat Özdemir'e bunun altına kalkamaz ezilirsiniz diye bir açıklaması oldu. Bu üç başlı ben aldım gündemime ve e, beni ilgilendiren tarafı Rafael bir maçta oynamazsa ne olur? Yani Rafael bir maçta oynamazsa ne olur diye bir cümleyi ben kabul edemiyorum. Neden oynamayacak Rafael bir maçta? Neden haksız yere atıldı? Neden 90 dakikayı çıkarttıramadılar adama? Yani neden böyle bir karar alıyorsunuz demek gerekirken var varken nasıl böyle skandal kararlar alıyorsunuz? Gözümüzün içine soka soka bu kadar yanlışı nasıl yapıyorsunuz diyeceğimiz yerde Rafael bir maç oynamasa ne olur? Eğer bu kart iptal olursa federasyon toplanıp acilen itiraz etmesi lazım gibi cümleler kullanacağımıza ben Rafael bir maç oynamasa ne olur? Yani kaldıramıyorum. Gerçekten sinirleri bozuluyor insanın ya. Bir oyuncu kulüp para veriyor. Bir yatırım yapıyor. Bir maçta dünya para kazanıyor kulüpler yani. Rafael belki de takımın en önemli oyuncularından bir tanesi. Okan Hoca'nın sistemindeki en önemli oyunculardan bir tanesi. E, oyuncu da para kazanıyor bu işten. Oyuncunun da bir kazanlı bir ekmek parası var. Düşündüğün zaman ben bu cümleyi kabul edemiyorum. E, federasyon başkanına işte ezilirsiniz, bir daha bunun altından kalkamazsınız gibi cümleler kullanıldı. Çok enteresan şeyler izliyoruz, izlemeye devam ediyoruz bence. Artık var falan keşke hiç olmasaydı Türkiye'de de eski düzen olsaydı. Biz önceden hani biliyoruz bazı hakemlerin kasıtlı faalleri vermediğini, kasıtlı penaltı çaldığını. Hatta maça çıkmadan önce malzeme vermeyelim diyerek birbirimizi defalarca kez e, tembihlediğimiz maçlar oldu. Ama... Arkadaşlar şimdi önceden bazı zamanlar diye önüne biri geldi işte gözük önü kapandı gibi düşünüyorduk. Şimdi geçmiş olsun yani. Gözümüze soka soka yapıyorlar. Hiçbir inandırıcılık kalmadı. Galatasaray maçından önce sıcak gelişmeler var. Trabzonspor takımında Ekuban yok deniliyor. %99 oynamayacak deniliyor ama şimdi normal şartlarda Ekuban oynayıp oynamayacağını biz bugün akşam 5 6 gibi öğrenmemiz lazım. Ne de stratejik anlamda Ekuban'ın olup olmaması önemli. E bunu nasıl basına sızıyor, nasıl böyle şeyler gündeme geliyor? Ben burada Trabzonspor takımında bir sıkıntı olduğunu görüyorum. Böyle şeylerin kolay kolay basına sızmaması gerekiyor. Dün gördük e, gazetecilerin açıklamaları var Trabzon'da. Ekuban yok, Ekuban yok. Ekuban yerine işte Yusuf Sarı falan. Evet Ekuban'ın arka çektiğini ben maç izlerken daha 60. dakika falan anladım arkadaşlar. Geçtiğimiz maç ve 25-30 dakika daha üstüne oynattı. 85'te oyundan aldı Abdullah Hoca. Çünkü çok net Arkadesini tutarak oynamaya devam etti. Geçtiğimiz maçta Ekuban'ı daha erken çıkartmasını bekledim. Hatta Ekuban çıkacak diye düşünürken Abdülkadir Parmaklı orta sahada bir değişiklik yaptı. Aslında orta sahada Abdülkadir Parmak kötü oynuyordu ama gerek yoktu bence Abdülkadir Parmak'ı çıkartmasına o anda. Biraz daha orta sahamız düşmüştü çünkü Hatay'a karşı oynuyoruz. Biraz daha durması gerektiğinden yanaydım ben ama nitekim değiştirdi. Yusuf Sarı girdik. Yusuf Sarı'nın enerjisi Allah'tan olumlu çıktı. İyi bir enerji ve iyi bir yardımlaşma sergiledi Yusuf Sarı. Geriye de yardım etmesi beraber o açığı kapatmışlardı. Neyse konumuza dönelim. Ekuban'ın sakatlığı var. Evet oynamayacak büyük bir ihtimal ama bunun da konuşulması bence maçtan önce bir e, Trabzonspor takımına, bence yönetimine eksi yazar benim adıma. Çünkü bu tarz oyuncuların e, net sakatlı olmayan oyuncuların düş koşullarla beraber kendini deneyen ve maç saatini bekleyen ki 24 saatte neler değişiyor arkadaşlar inanılmaz şeyler değişiyor. Benim için eksi oldu. Trabzonspor takımı Abdülkadir Ömür'ün olmamasıyla beraber üçlü orta sahaya geçmişti. Ve bu maçta da Ekuban yok. Şimdi Ekuban'ın yerine Yusuf Sarı girer. Sol tarafa Vakeme'yi koyarız. İleride de Semoda'yı koyacağız. Büyük ihtimal hücum hattımız bu olacak. Kenarda hamle oyuncusu olarak bir tek Afobe kalacak. Onun dışındaki oyuncular ya Sabek ya Solbek ya Stoper. Ee, önde oynatabileceğimiz bir tek Safa kalıyor geriye de. Hani Safa'nın da çok fazla böyle kreatif bir oyuncu değil ama gücü enerjisiyle beraber katkı sağlıyor. Ama tabii ki de böyle bir maçı çevirecek kenardaki hamle oyuncumuz diyemeyiz. Afobe'de performansı düşük olduğunu düşündüğümüz takdirde bu işi bitirecek adamların sağdaki oyuncular olduğunu düşünüyorum ben. Onlara çok fazla iş düşüyor. biliyorsun orta sahayı üçlemiştik. Galatasaray takımının hücum hattından biraz bahsetmiştim. hareketli bir hücum hattı var demiştik. Cagne biliyorsunuz ee, Korona virüsünden dolayı kadroda yok. Cagney'nin yokluğunda Oğulcan Çağlayan oynayacak deniliyor. Çünkü Falco neredeyse 55-60 gündür antrenmanlara çıkmıyor. Maçı yok. Hani onu direkt kafadan risk etmek istemeyecek. Kadroyu aldığına göre sonra 20 dakika ben Falco'yu oynatırım mantalitesinde Fatih Hoca. Oğulcan Çağlayan'a ileri yatacaklardır. Oğulcan Çağlayan da kanat özellikli, orta saha özellikli bir oyuncu. Hani bakıldığı zaman önde Taylan, Arda, Emre, Oğulcan böyle hep hareketli Feygolli, Berhan hep hareketli. Hiçbir şekilde yerinde mevkisinde oynamayan ve göbe göbeği delmeye çalışacak bir takım görüyoruz karşımızda. Tehlikeli bir takım, dikkat edilmesi gereken bir takım olduğunu söyleyelim. Az gol yiyip çok gol atan bir takım. Onun için Trabzonspor takımının savunmasına çok iş düşecek. Galatasaray değerlendirmelerimizi daha önce yapmıştık. Transfer gündemine gelelim isterseniz. Trabzonspor takımının transferde ilgilendi. Yeni bir oyuncu gündeme geldi. Bunu gündeme getiren Barış abiydi. Ve Trabzonspor takımı Berat'ı istiyor dedik. Mahmut'u istiyor dedik. Oka Yokuş'u geri dönüyor dedik. Ama arkadaşlar Trabzonspor takımı Fransa'nın Mens takımından Mamadou Fofana ile ilgilendiğini öğrendik. 22 yaşındaki bir oyuncu Malili. Mali milli takımında da oynuyor aynı şekilde. Ve geçtiğimiz senelerde Balıkesir Alanya geçmiş var. Balıkesir'de 210 10 maçı var. Alanya'da 27 maçı var. Mens takımında toplam 70 maçı var. Kariyerinde bir golü var ama e, videolardan çok anlaşılmıyor tabii ki de. Ama geçtiğimiz dönemlerden de çok hatırlamıyorum ben gerçekten. Şunu söyleyebilirim. Sert, ee, agresif bir oyuncu, çabuk bir oyuncu. Boyu 1.86 olmasına rağmen hani sert bir oyuncu. Tam bir 6 numara diyebiliriz. Sıkıştığınız zaman stoperde de oynayabilirsiniz ki. Elimden geldiğince videolarını izlemeye çalıştım sizlere doğru bilgi verebilmek için. Stoperde de çok fazla maç oynadığını gördüm. İlk müdahaleleri çok iyi. Hani Trabzonspor takımı 22 yaşında olmasından dolayı bu oyuncudan büyük bir katkı sağlayacaktır. Transfer haberleri geliyor. Gelmeye devam edecek ama Fofana ile alakalı gerçekten çok yakın bir temas olduğu, sıcak temas olduğu konuşuluyor. Bu oyuncunun hani her an biter mi bitebilir. Öyle bir gelişmesi olan bir oyuncu. Yoksa birkaç gündür başka orta sahancıları da geliyordu. Ben gündemimi almadım sizlere hani tam net bilgi verebilmek için. Ama bu oyuncu arkadaşlar Fofan'la her an bitebilir. Maçtan sonra bir sıcak bir haber gelebilir diyebiliriz. Bu tarz bir transfer gündemi şu anda. Trabzonspor takımının 6 maçlık bir yenilmezlik serisi var. Galatasaray maçı bunun için çok önemli. Öncelikle kaybetmeme alışkanlığımızı, kaybetmeme serimiz var biliyorsunuz. 4 galibiyet, 2 beraberliğimiz var. Kupayı bir tarafa alalım. Çünkü kupa başka bir bölümde 6 maçtır kaybetmiyoruz. Galatasaray maçında kaybetmek istemeyecektir Trabzonspor oyuncular ve teknik ekip. Bunun için de ellerinden geleni yapacaklardır. Bu maçta mücadele edip topu çok fazla Galatasaray'a verirsek, Galatasaray'ın top oynamasına müsaade edersek Galatasaray bizi arkadaşlar kafamızı karıştırır ve bir şekilde pozisyon üretir ve uyutarak golünü golünü atar. Onun için Trabzonspor takımının kafa kafaya oynaması lazım. Dönen toplar alması lazım benim tekrar söylüyorum. maç izlerseniz şuna dikkat edin. Baker'ın topsuz, top rakipteyken nereleri koştuğu, nereye girdi. Ben her zaman söylüyorum çıkıp öne baskı yapması lazım. Defans geriye gömülmesin diye ve defansın karşıda topları, dönen topları alabilmek için Baker'ın orta sahada durmasından yanayım. Ve hafta içerisinde defalarca kez anlattım. Bir stoper gittiği zaman onun yerine girmesinden yan olduğumu. iki stoper buradayken içle ortasalarında durmanın hiçbir faydası olmadığını, bizi bir kişi eksik oynattığını söyledim. Bunu mutlaka Abdullah Hoca da analiz ediyordur. Abdullah Hoca da görüyordur diye düşünüyorum. Ve Baker önemli bir rol oynuyor bu takımda. Artık sazı elini alması gerekiyor. Kalite ise bu maçlarda kalite konuşulturulur. Bütün oyuncular için geçerli bu. Trabzonspor takımındaki oyuncuların artık kendini göstermeleri gerekiyor. Tüm Türkiye bu maçtan sonra konuşacak. ve kendilerinin üzerindeki böyle üzerlerinde kötü transferler, kötü oyuncular işte tutmadı diye bir sürü söylem var. Bu söylemlerin artık önüne geçebilmek için bu maçta artık çıksınlar oynasınlar. Biz de artık farklı konuşalım bu videoda kamerada diye düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah kazanan taraf biz olacağız diye ümit ediyorum. Bu maçı kazanırsak eğer fikstürümüz çok güzel. Mesela bakalım Karagümrük, Göztepe, Antalya, Konya, Gençler Birliği. Fikstüre bakar mısınız arkadaşlar? Önümüz inanılmaz açık. Galatasaray maçını kazandıktan sonra alkamızı aldığımız o rüzgarla var ya bu maçların hepsini geçeriz. Ben kesin eminim. Bizi burada zorlayacak takım hani Karagümrük enteresan bir takım. Hatay takımına yakın bir takım ama onun dışında bizi zorlayacak takım inanın yok. Ee, nasıl diğer takımlarda çok iyi oynamadan 1-0'da olsa bir şekilde duran top, işte corner, free kick bir şekilde kazanıyorsak o maçları da bir şekilde kazanırız ki Galatasaray maçıyla beraber, özgüvenle beraber bence hücum varyasyonlarımız da gelişecektir. Hücum operasyonlarımız da olacaktır arkadaşlar. İnşallah bekliyorum galibiyet bekliyoruz. En kötü beraberlik olsun diyoruz. Kafadan kopmayalım çünkü Galatasaray biliyorsunuz puan farkını gitgide aç açıyor. Devre arası ne kadar az puan farkıyla girerse Trabzonspor takımı için iyi olur. İnşallah Trabzonspor takımı sert, agresif, önde basan bir takım formatında, oyun bozan bir takım formatında izleriz. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzun sonuna kadar gelen bütün dostlarımı ayrı seviyorum. Biliyorsunuz tekrar son bir hatırlatma yapayım bu akşam oynanacak maçtan sonra yarın büyük ihtimal yarın yükleyeceğim ben maçın analizini, maçın değerlendirmesini. 500 TL hediye çekilişimiz var. Bununla alakalı bilgilendirmemizi yapacağım zaten biliyorsunuz. İlgi ve alakalı çok tekrardan çok teşekkür ederim. Sabırsızlıkla ben de akşam bekliyorum. Akşam olsun ve maç izleyelim. İnşallah galibetli bir gün olur. Güzel bir gün olur. Karantinamız da güzel geçer. Herkese çok teşekkür ediyorum. İlgi ve alakanızdan dolayı Allah'a emanet olun.